Çocukluğundan beri iki gözünde de kayma vardı. Doktorlar operasyonu düzelir risk de yok dedi. O da ameliyat masasına yattı. Ama ameliyatta öyle bir şey oldu ki genç kadının hayatı kabusa döndü. Nereden gittin? Neden sağlam göz bozulsun? Neden ben gözümü açamayayım eskisi gibi? Neden bakamayayım sağ sola? Neden bir zavallı insan gibi bakıyorum artık? Ameliyat masasına büyük umutla yattı. Uyandığında sağlam gözünden de oldu. Yazık günah değil mi? Benim sağlam gözüm mahvettiler. Yazık günah değil mi? Emine Alataş 38 yaşında. 10 yaşından beri iki gözünde de kayma vardı. Gözümde kontrollü şaşılık vardı. Ben bundan dolayı gittim özel hastanede. Dedim benim böyle bir sorunum var. Bunu çözebilir misiniz? Evet dediler. Ben dedim bu gözden daha kötü olacaksa beni ameliyat etmeyin. Bana %100 garanti verdi. Emine Alataş iki gözündeki kayma için ameliyat masasına oturdu. Özel bir hastaneye gitti ve ameliyatı 1,5 saat sürdü. Ertesi gün gözündeki bantları açmak için doktorların yanındaydı. Bantlar açıldı ancak Alataş'ın sol gözündeki problem gitmemişti. Sağlı solları onu ayarlayamamışlar. Bunu düşürmüşler direkt. Kasımı aşağı düşürmüşler. Genç kadının sol gözündeki problem giderilemediği gibi her geçen gün daha da kötü bir hale aldı. İşte gördüğünüz gibi sol gözünü açamıyor. İşte eski haline getirebilmek için de tekrar ameliyat olması gerekiyor. Şu anda ameliyat olacağım. Tekrar eski gözüm eski haline gelebilecek mi? Kaç kere ameliyat olacağım onu bile dahi bilmiyorum. Genç kadını daha da yaralayan iddiasına göre kendisini bu hale getiren özel hastaneden hiç kimsenin aramamış olması. İnsan bir özür dilerdi. Bir kez bile arayıp sormadılar. Yani ameliyattan sonra diyorum ya bir kez yani insan demez mi? Benim hastam ne halde şu an? Eski halini çok istiyorum gözümün. Çok çok istiyorum. Nereden gittim bilmiyorum. Benim canımı aldılar. Yani insanın gözü ne demek yani canımı aldılar benim. Ekibimiz genç kadını ameliyat eden doktora da ulaştı. Ancak o doktor Emine Alataş'ı tanımadığını söyleyerek telefonu kapattı. Aa, ben tanımıyorum ya. Tanımazsınız Beşir Bey, doğru tanımazsınız. Tekrar ameliyat geçirdim ve şu anda tekrar olmam gerekiyor. Genç kadın şikayetçi olmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Dün telefonda görüştük. Kendileri inceleme yapacaklar, bakacaklar.